Yeni Nesil Kafası Terimler Sözlüğü. Bugün yine sürprizli bir konu konuşuyoruz. Fikrim olmayan günlerden bir gündeyiz. Ne konuşuyoruz Ömer abi? Dönüşüm. Dönüşüm konuşuyoruz ama Kafka'dan değil. Hayır. Demin sana ne dedim? Ne konuşacağız dedim? Ne, fütürizm mi dedim? Hayır, dijital dönüşüm dedim. Dijital dönüşüm. Ben yine kandırdım seni. Yine kandırdım. Sadece niye sence yaptın? Bakalım söyle. Çünkü aslında dijital dönüşüm diye bir şey yok. Hep öyle yapıyor. Ben artık çözdüm biraz. Çünkü öyle bir şey yok. Hani ona bağlı. Şimdi evet, aşağıda bir etkinlik vardı. Oradan çıktım buraya. Bayağı üniversite öğrencileri, yani 17, 18, 19 yaşlarında. Onlar işte dijital dönüşüm, dijital işte blockchain bir şeyler anlatıyor falan. Ya dedim, siz dedim balıksınız dedim. Denizin içinde doğdunuz, suya doğdunuz. Size suyu anlatmak ya da dönüşüm yapacaksınız suya demek, dijital dönüşümle aynı şey dedi. Yani aynen. Sizin neydi işte, zaten dijitalsiniz, siz dönüşecek hiçbir şey yok dedi. Ha, bir şeyleri dönüştürmek gerekiyor, doğru dedim. O ne? Kafa. Kafa, yeni nesil kafasına dönüşmek lazım. Yani dönüşüm aslında yeni nesil kafasına dönüşüm. Hı hı. Dijital dediğin şey nedir? Sonuç olarak bir araçtır. Doğru. Teknolojidir yani. İşte elektrik de bir teknoloji. Hı hı. Elektriksel dönüşüm konuştuk mu biz geçmişte, kimse konuştu mu? Dönüşü verdik aslında. Yani dönüşü verdik, evet. Bu da öyle mi olacak? Öyle oluyor zaten. Öyle oluyor zaten. Dijital dönüşüm falan diye bir şey yapmana gerek yok. Kafanı dönüştür, zaten dijitalsin. O zaman aslında dijital dönüşmeye çalışanların da dönüştürmek istediği insanların kafasını mı düzeltmek? Önce kafasını dönüştürüp ondan sonra gerek varsa teknik başka şeyleri de dönüştürmek lazım. Evet, aynen. Vay be, dijital dönüşme bu şekilde bakan, böyle bir video izlemeyeceksiniz büyük ihtimalle hiçbir yerde. Tam yeni nesil kafası dijital dönüşüm oldu. Evet. Peki o dönüştürülmesi gereken insanların kafasını dönüştürmek için bizim videoları izlemekten başka ne yapmaları gerekiyor? Çok iyiydi. Bak, çok güzel bir cevabım var. Çok güzel bir cevabım var. Bak şimdi, çok hoşuna gidiyor değil mi beni sıkıştırmak? Şey demedim ya, hep sen mi sıkıştıracaksın? Doğru, haklısın. Şöyle, sadece bizim videoları izlemeleri yetmez, bizim gibi videolar yapan insanlar olmaları gerekir. Nasıl? O zaman herkesi içerik üretmeye davet edip dijital dönüşümü noktalıyorum.